İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Gölü sahillerinde 100 ton atık çöp toplandı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde olan hal 14 Mayıs'a kadar uzatılacak. Artsakh Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün gerçekleşiyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 28 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Suriye'de var olan durum. Batı Ermenistan'da kabaklar budanmaya başlandı. Bugün Hamosahya'nın 106. doğum yıl dönümü. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Ardamet Edremit Belediyesi, koronavirüs COVID-19 mücadele önlemleri kapsamında piknik yapmanın yasaklandığı Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp topladı. Belediyenin yapılan açıklamaya göre koronavirüsün yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmaların yanı sıra temizlik hizmetleri de aksatılmadan yürütülüyor. Sahili temizleyen ekipler yaklaşık 100 ton çöpü toplayıp iş makineleriyle şehir dışına taşıdı. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti 13 Nisan'da özel bir oturumda oy birliğiyle Cumhuriyetteki olağanüstü halin 30 gün daha uzatılması kararını kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti'nde olağanüstü hal 14 Mayıs saat 17'ye kadar sürecek. Karar Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki yeni koronavirüs hastalığı ile olan durumun nüfusun yaşamını ve sağlığını tehdit etmeye devam ettiği ve normal yaşam koşullarının bozulmasına yol açabileceği gerçeğine dayanıyordu. Tasarı nihai kararı verecek olan Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosuna gönderilecek. Bugün Artsak Cumhuriyeti'nde koronavirüsün neden olduğu olağanüstü halk koşulları altında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda eski Başbakan Aray Karunyan ve mevcut Dışişleri Bakanı Masis Maylian yarışıyor. Birinci turun gerçekleştiği 31 Mart'ta Karunyan oyların %49.2'sini Maylian ise %26.4'ünü almışlardı. Birinci turdan sonra Maylian seçmenlerini ikinci tura katılmamaya çağırdı. Arsah Cumhuriyeti'nde pazar akşamı saat 22'den 12 Mayıs'a kadar bir ay boyunca olağanüstü hal ilan edildi. Şu anda Arsak Cumhuriyeti'nde koronavirüs ile enfekte olan insan sayısı 6, izole edilenlerin sayısı ise 17'dir. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan dün kendi sosyal medya hesabı olan Facebook'ta gerçekleştirdiği canlı yayında 685 test yapıldığını bunların 28'inin pozitif çıktığını ifade etti. Paşinyan, çok önemli istatistiklerimiz var. İlk kez pozitif vakalarımız tedavi edilenlerden neredeyse iki kat daha az. Dün itibariyle 54 kişinin iyileşip taburcu olduğu durumumuz mevcut. Bu bağlamda 786 aktif vakamız var. Yani aktif vakalarda ilk defa belirli bir düşüş kaydedildi. Tabii ki kötü haberlerimiz de var. İki ölüm vakamız daha oldu. Ölenlerin yaş ortalamasının 74.8 olduğunu söyleyebilirim dedi. Türk yanlısı Hayat Tahrir Alşam grubunun teröristleri sivillerin arkasına gizlenerek An-Nairab kenti yakınlarındaki M4 karayolunda yeni bir provokasyon gerçekleştirdi. Teröristler karayolunun ablukasına karşı protestolar düzenlediler. Gösteri sırasında protestocular ve ablukayı gerçekleştiren Türk birlikleri arasında çatışma çıktı. İki kişinin yaralandığı bildirildi. Karayolu'nun engellenmesinin Rusya Federasyonu Askeri Polisi ve o bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak devriyesi için bir ön koşul olduğunu hatırlatalım. Suriye Hükümet Güçleri gün boyunca Delerzor'un çevresinde birkaç ek kontrol noktası kurduğu bu tür önlemler karantina sırasında şehre gelen insanların daha kapsamlı bir incelemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde uzun ve soğuk geçen bir kışı geride bırakan yurttaşlar havaların ısınmasıyla birlikte ağaç budamaya başladı. Daha çok kavak ağacının bulunduğu bölgede testere ve budama makasıyla uzun ağaçlara tırmanan gençler özenle budadıkları ağaçlardan fidanlar çıkararak yeniden dikiyor. Her yıl Nisan aylarında yüzlerce kavak ağacını budayan bir genç adam uygun olanları dikmek olmayanları ise yakacak olarak ayırdıklarını anlattı. Ve yeni ekilen fidanlar başarılı olurlarsa bir veya iki ay sonra filizlenip yaprak verecek. Gerçek adı Hmayak Grigoryan olan Hamosahyan, Sünik bölgesinin Lor köyünde doğdu. 1937'de Bakü'deki 2 yıllık Ermeni Öğretmenlik Enstitüsü'nden mezun oldu. Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katıldı. Bakü'deki Sovyet yazarı dergisi, komünist ve avantgard gazeteleriyle Kirpi dergisi de dahil olmak üzere birçok gazete ve dergide çalıştı. 1965-1967 yılları arasında Edebiyat Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Hamo Sahyan'ın şiirleri 1930'lardan beri yayınlanmaktadır. Ancak evrensel olarak Ermenistan vatanına olan özleminin duygusal patlamasıyla karakterize edilen ve savaş cephesinde yazdığı Nairyan ülkesinin genç kavağı şiiri ile tanındı. Hamo ilk şiir kitabı Vorotan'ın kıyısında 1946'da yayınlandı. Sonraki Aragast 1947'de, Uçuş 1950'de, Bozkır'daki Gökkuşağı 1953'te, Tepede 1955'te, Nailan Ülkesi'nin Genç Kava 1958'de toplu şiir eserlerinde Hamo Sahya'nın şiirinin tematik çalışmaları daha da genişliyor. 1972 yılında yayınlanan Sahya'nın şiirlerinden oluşan Açıl Susan başlıklı toplu eseri 1975 yılında devlet ödülünü kazandı. 1980'de Yeşil Kırmızı Sonbahar, 1986'da Nane Çiçeği şiir eserleriyle yazar, yeni, daha bireysel ve samimi bir içeriğe sahiptir. Hamosahyan, Puşkin, Yesen'in, Lorca ve diğer şairlerin eserlerini tercüme etti. 1998 yılında Hamosahyan'ın Beni Eksik Saymayın başlıklı daha önce yayınlanmamış şiir kitabı ölümünden sonra yayınlandı. Ona bir takım devlet madalyaları verildi. 14 Nisan 1914'te şairin 100. doğum yıl dönümünde doğduğu köy olan Lorda onun adına ev müzesi açıldı. Yerevan'ın Arapgil ilçesindeki caddelerden biri ve Yerevan'ın 70 nolu okulu Hamasahyan'ın adını taşır. Ermeni şairi Hamasahyan 17 Temmuz 1993'te Yerevan'da hayata gözlerini yumdu. Bugün için bu kadardan gördük. Şimdi size Artak Stepanya'nın seslendirdiği müziğini Alexey Hekimya'nın sözlerini tanınmış şair Hamosahya'nın yazdığı Garmen Galis adlı eseri Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.